Bu videoda bir konuyu netleştirmemiz lazım. %2 yönetim ücreti alınması, sonra da kara %20 civarında ortak olunması, yani %20'lik bir performans primi alınması serbest yatırım fonlarına has bir şey değil. Bu bir risk veya girişim sermayesine rastlayabileceğiniz tazmin yapısıyla aynı şey normaldi. Şunu bir netleştirelim. Risk sermayesi aslında girişim sermayesinin farklı bir biçimi. Ama normalde girişim sermayesi dendiğinde özellikle risk sermayesi kastedilmez. Tüm bu durumlarda yöneticiler fonu yönetmeleri karşılığında %2 ücrete ek olarak karında %20'sini alır. Risk ve girişim sermayesinde esas fon üzerinde sınırlı bir ortaklık söz konusudur. Ve bir yönetim şirketine yönetim ücreti veya kardan bir pay ödenir. Aradaki tek fark şudur. Serbest yatırım fonu çoğunlukla devlet tahvillerine yatırım yapacağından parasını en başta alıp hemen işletmeye başlayabilir. Çünkü oldukça likit varlıklara yatırım yapma eğilimindedir. Bu likit varlıkları istediği zaman satın alabilir. Yani serbest fon yatırım yapabilmek için gereken parayı en başta alır. Risk veya girişim sermayesinde ise mesela 100 milyon dolarlık bir fon toplanmışsa ertesi gün gidip o 100 milyonla yatırım yapılamaz. Örneğin bir risk sermayesi firması iş planlarını ve girişimcileri göz önünde bulundurmak ve inceleyip sık dokumak zorundadır. Girişim sermayesi firmaları için de aynısı geçerli. Onların da satın almaya değer şirketler araması gerekir. Bunlar genelde yeterince büyümüş şirketlerle ilgilenir. Mesela bu firma çok hızlı büyümek için paraya ihtiyacı olan yerleşik bir şirketi satın alıp tekrar karlı bir hale getirmek isteyebilir. Risk sermayesi ise daha küçük yani daha riskli diyelim. Bu gibi şirketlere yatırım yapma eğilimindedir. Ama ne olursa olsun aradıkları şirketi hemen bulamazlar. Onun için de ne yaparlar? Yatırımcılardan ortaya belli bir miktar para koymalarını isterler. Mesela 100 milyon dolar ve yatırımcıların koyduğu bu paradan yönetim ücreti alırlar. Ama ana parayı hemen almazlar. İhtiyaç duydukça alırlar. Yatırımcılarına sermaye çağrısı denen şeyi yaparlar ve 5 milyon dolarlık güzel bir yatırım buldum ve bu yatırım yapabilmek için ortaya koyduğunuz paranın o kadarlık bir yüzdesine ihtiyacım var derler. Serbest yatırım fonunda işler böyle yürümez. Her şey peşinen yapılır. Ama onun dışında tazmin sistemi aynıdır. O yüzden anlı şanlı bir işletme okuluna gittiğinizde en azından bu işlerle ilgilenen kişilerin bu tip kariyerlerle meşgul olduğunu görürsünüz. Bunlar en önemli işletme okullarında baş tacı edilen kariyerlerdir.